Sevda. Güzel rol yapıyorsun. Aynen devam. Ne rolü ya? Ayrılacağız ya. Onun ön çalışması. Ya. Bak şimdi ne yapacağım. Ne de senin derdin ya? Ne? Kuray niye bağırıyorsun? Sevda daha yüksek. Bozma. Her gün bir sorun çıkartıyorsun ya. Her gün bitirip. Koray. Koray falan deme bana. Her gün bir sorun çıkartıyorsun. Soğuttun beni kendinden. Soğuttun. Sevda, bu böyle gitmez söyleyeyim. Herkes ayrıldığımıza inandı mı? Yani bence inandılar artık. İyi var. Ne? Biz hep böyle gizli gizli mi buluşacağız? Ne güzel işte. Çok heyecanlı değil mi? Ya senin her şey güzel de. Ya ne yapıyorsun? Ne yapayım? Dayanamadım. Kore'nin partisini ne yapacağız? Bir de o iş var değil mi şimdi? Ne yapacağız? Orada da böyle gizli gizli buluşacağız işte. Gerçi senin bu durum hoşuna da gidiyor ama. İstemezsen gitmeyiz ama. Yok yok, bence gidelim. Gitmezsek çok dikkat çekeriz. Ne oldu aşkım? Ya benim aklıma geldikçe ben kafayı yiyecek gibi oluyorum ya. Ya ne oldu söylesene. Ya yine garip garip adamlar senin hesabına da dalmış. Aptal saptal yorumlar yapıyorlar. Sen görmedin mi onları? Yok, ben artık bakmıyorum. Ya bakma zaten. Bence sen o hesabı kapat. Burak, bakmıyorum dedim ya. Sen bakmıyorsun da bir sürü bakıyor. Tamam, bir ara hallederim ben onu. Hadi ortalıkta çok fazla görünmeyelim. Dikkat çekeriz. Hadi sen önden git, ben geliyorum. İyi, tamam. Görüşürsün orada. Bir dur, bir sakin ol ya. Oradadır. Nerede olacak? Oğlum yok işte lan. Buraya koymuştum, yok. Nerede olacak abi başka? Belli ki biri aldı abi. Oğlum kim alacak lan? Saçmama, kaybetmişsindir. Ya öyle bir saati kaybeder miyim oğlum ben ya? Bir saniye. Senin o saatin çakma değil miydi? Niye bu kadar sinirleniyorsun? Ya çakmaydı da yani benim için değerli bir saatti sonuçta. Kim aldı oğlum saati? Verin saatmiş. Bırak saçmalama. Verseniz oğlum tabii. Oğlum sizden biri aldı işte. Biri saati. Çocuklar. Yerlerinize. Ne oluyor Burak? Hocam, bu sınıftan biri benim saatimi çaldı. Ne? Ne istiyorsun? Evet. İyice saçmaladın içeride. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Hocam herkes arar mısınız? Ben kimseyi arayamam. Nasıl arayamazsınız hocam ya? Saatim kayıp diyorum. Sen saatim kayıp demiyorsun. Sen saatim çalındı diyorsun Burak. Bu kadar insanı neyle itham ettiğinin farkında mısın sen? Ya hocam lütfen herkes çantasını çıkarsın. Kimse doğmadığına göre sorun yok. Hayır hocam. Ulan bravo sana be, yuh. Para insanı değiştiriyor abi, net. Yok ya, şaka yapıyordur değil mi Burak?
Ya arkadaşlar kızmayın. Yani o da o saatini parasızlık döneminde aldı. Pardon pardon, çakma saatini. Bir dakika arkadaşlar. Siz şimdi böyle bir şeye razı mısınız? Çocuklar öğrenmek istiyor musunuz? Hayır. Evet. Ay Allah'ım, tamam. Tamam çocuklar, tamam. Evet, tamam. Tamam. Gel gel, bas. Abi hiç yakıştı mı sana ya? Allah'ım yarabbim. Tamam, tamam çocuklar. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Gözde. Sen de aç çantanı, seninkine de bakalım. Al işte. Evet. Evet. Tamam. Bir dakika, bir dakika hocam. Kaç paraysa vereyim şunun saatinin parasını da bıdı bıdı konuşmasın sonradan görme. Ya sen karışma lan. O saat bu sınıftan birinde. Kes. Ben... Ayıp değil mi lan? Ha? Ayıp değil mi? Arkadaşların hırsız muamelesi yapıyorsun be. Tamam yeter. Koray, oturur musun yani? Hocam yapmayın. Normalde böyle bir şeyin cezasını ilk siz verirsiniz. Baksanıza, hırsız muamelesi yapıyor bize. Koray, oturur musun yerine lütfen? Bitti mi? Gördüğün gibi bütün sınıfı aradık fakat senin saatin kimsenin çantasından çıkmadı. Şimdi yüksek müsaadenle dersime devam edebilir miyim? Geç yerine. Sessizlik yoklama yapacağım. Evet arkadaşlar, ve kader anı geldi. Abidin'i bir karizma abidesine çevireceğiz. Çok heyecanlıyım. Peki iddialı mısın? Tabii ki. O zaman iddialıysan şu lokmayı da baklavaya çevirsene. Ya hemen şuna bir şey söyle ya. Sürekli dalga geçiyor benimle. Tamam tamam. Böyle yapacaksan gelme Aragaz. Olur mu öyle şey ya? Ben bu anı kaçırır mıyım? Bence de kaçmaz. Bu çocuğa bir yerler oldu ya. Saati kayboldu ya, bütün olayı çöktü. Abi altı üstü bir saat ne kadar uzattı ya. Herkese hırsız muamelesi yaptı. Allah kendimizi zor tuttuk. Kafa Gözde alacaktı. Ya arkadaşlar Gözde ile ayrıldılar ya. Canı sıkıntı yani, yoksa Burak'ı tanıyorsunuz. Ya gerçekten saati çalınmış olabilirdi. Ya yok ya, unutmuştur bir yerde, kaybolmuştur. Bence de kaybolmuş. Bulunur yani, çıkar ortaya. Düşünmüştür bir yerde. Ya. Aynen. Ya kızlar, bir şey merak ediyorum. Burak, sizce bu saat meselesini biraz fazla abartmadı mı? Hani evet hocam öyle ama belki morali falan bozuktu. Ay ne bileyim, çok pahalı bir şey miydi bu? Ben anlamadım ki. Abla hiç bana bakma. Yani biz Burak'la ayrıldık biliyorsun. Bir daha da konuşmadım ben. Biliyorum kuzum, pardon. Bak biliyorum üzülüyorsun ama söylediğimin ne demek olduğunu anlayacaksın. Bak neler yaptı arkadaşlar. Abla ben sana kızmıyorum. Yani o defteri kapattım ben. Bir daha açmak istemiyorum, o kadar. Bebeğim benim. Oh canım, tamam. Oh. Hadi ben sizi çarşıya bırakayım, hadi. Şey abla, biz böyle bir tur atıp gelsek eve olur mu? Olur, tamam. Hayır hocam! Ay! Ne oldu bir tane hanım? Emin misin? Burak bugün bayağı saçmaladı. Yani kafasında başka bir şey var gibiydi. Yoksa bu kadar sinirlenmezdi o. Yani cidden çok tuhaftı. Ben de hiç anlamadım. Yani bir saat için bu kadar çok sinirlenmez o. Evet. Tabii siz de konuşamadınız değil mi ayrıldığınız için? Boş ver. Zamanı gelince öğreniriz. Sen sevgiline ne alacaksın? Ya bilmiyorum ki. Atkı, kaşkol falan bir şey alayım diyorum ama. İyi fikir. Hem kış da geldi, soğuk. Acaba ben de mi Burak'ı alsam ya? Onun da eldivene ihtiyacı var. Gözde, siz ayrılmadınız mı Burak? Zeynep, biz ayrılmadık. Yani ablam inansın diye herkese yalan söyledik. Bana da mı? Zeynep, kusura bakma lütfen bak. Ablamın inanmamasından çok korktum. Yani aşk olsun Gözde, benden bile sakladığına inanamıyorum. Ya saklamıyorum ki, bak söyledim işte. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Tamam ama bir daha benden hiçbir şey saklamayacaksın. Tamam, söz. Ama lütfen ağzını sıkı tut, lütfen. Tamam. Hadi gel hediyeleri al. Hadi. İyi akşamlar, hayırlı sabahlar.
Nadir, ne işin var senin burada? Gözde ve görev aşkıyla iş başındayım. Ha, gözüm üzerinizde ha. İnsansız hava aracı hesabı yerden gökten her yerden sizi izliyorum. Aman yanlış bir şey yapayım demeyin ha. Gözdeciğim ve onun itici ama güzel sesli arkadaşı. Nadir, merak etme, ablamın haberi var. Yani inanmıyorsan da ablamı arayabilirsin. Boşuna takip etmemişsin. Evet, hadi git sen de partinin keyfini çıkar. Ya sen bir sus. Sevimsizlik abidesi. Ya Gözdeciğim, ben şu an senin koruyucu ve kollayıcı meleğin olarak mekanı denetliyorum. Mekan gerçekten ekonomik mi, mekanik mi, hijyenik mi? Yemeklerde kullanılan yağlar gerçekten sağlıklı mı? Onu inceliyorum. Gözüm üzerinizde, ayık olun. Aa. Ne haber Gözde? İyiyim. Sen içiyor musun? Burak, ablama söz verdim biliyorsun. Yani burada bir yanlışlık olursa ben biterim. Ya sen niye içiyorsun ki? Ne saçmalıyorsun sen? Ya biraz sinirlerim bozuk ya. Bak, bu bizim ilk sevgililer günümüz. Bu da ilk sevgililer günü hediyesi. Sağ ol. Sen bu saat olayı neden bu kadar büyüttün? Yani çakma bir saat için sen bu kadar sinirlenmezdin. Kafanda başka bir şey var gibiydi. Ya ne çakması Gözde, ne çakması ya? Bu saat orijinaldi. Burak, neyse ne. Yani ilk sevgililer günümüzde bunu mu konuşacağız biz? Ya ben ne kadar para verdim o saate sen biliyor musun? Ya yenisini alırsın. Hem ben çok merak ediyorum. Ne? Yani bu böyle sorulmaz ama bana ne aldın? Ya ben sana hediye alamadım. Çünkü param kalmadı yani, bitti. Burak, ben senden pahalı bir şey beklemiyordum ki. Yani bunu düşünmen yeterliydi benim için. Evet de öyle de yani. Hediye düşünecek kafada kalmadı ki bende. Burak, içme lütfen. İçersen ben yokum çünkü. Demiş. Ya ben aslında başka bir olay yüzünden geç kaldım ama anlatmak istemiyorum şimdi, boş ver. Çok güzel olmuşsun. Madem oyunun finalini yapıyoruz, kitabına göre oynayayım dedim. Sen ağladın mı? Kuray, bilmiyorum. İşte öyle duygular gidip geliyor yani. Bazen tokat yemiş gibi oluyorum. Bazen de çığlık atmak istiyorum. Sevda, senden ayrılmak zor olacak. Aferin Kuray. Sen de sonuna kadar oynuyorsun. Hadi sevgilim, dans edelim. Bu dansın adı veda dansı olsun. Bence zafer dansı olsun Sevda. İkimiz de çok çalıştık ve başardık. Galibiyet mi yoksa yenilgi mi? Bunu tarih yazar Kuray.
Seda. Kitap gibi kız. Vay be. Çok karizmatik olmuşsun. Sen de çok tatlısın. Tarhan, sen çok yakışıklı bir çocuksun. Neden hiç takıldığın birisi yok? Yine sorguya mı çekeceksin beni? Merak ediyorum. Boş ver, fazla merak iyi değil. Yani hayatta bazı şeyleri akışına bırakmak gerekiyor. Ben de öyle yaptım diyelim. Peki, akışına bırakalım o zaman. Dans edelim mi? Akışın uygun olacaksa neden olmasın? Yalnız bu benim hediyemin yanında biraz büyük kaldı. Ya önemi yok ki. Mühim olan düşünmüş olma. Açalım mı? Tamam, önce sen. Tamam. Bakalım beğenecek misin? Onur. Bu. Annemin küpesi. Daha doğrusu benzeri. Kuyumcuda yaptırdım. Artık teki de olduğuna göre takabilirsin. O zaman ben de açayım. Ya Zeynep. Ne yaptın sen ya? En sevdiğim abi. Çok, çok teşekkür ederim sana ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen bunu nasıl aldın? Yani bayağı pahalı bir şey bu. Nasıl aldın bunu? Annemden kalan tek. Ama bu da çok uygun bir şey değil. Sen bunu nasıl yaptırdın? Ben de gitarımı sattım. Bir şey söyleyeceğim. Yine takamayacaksın şimdi. Bunu ne yapacağız? Sen de gitarın olmadığı için bunu bağlayamayacaksın. Yani elimizdekileri kaybettik, öyle mi? Çok daha kıymetli bir şey kazandık. Seni çok seviyorum. We got the love to turn the world around. We got the love to turn this upside down. Vay vay vay. Loçko Bey'e de bakınız siz. Nasıl da çakalmış. Ama ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Evet Koray. Filmin sonuna geldik. Umarım Gözde'yle çok mutlu oluruz. Sen de Burak. Bitti Koray. Anlıyor musun? Bitti! Bir daha sen üstün be. Yürü git.
Cehenneme kadar yolun var. Sus be! Sen sus! Ya bırak, hadi bırak. Tamam. Herkes ilerisine baksın, hadi. Hadi! Vay be! Ne güzel afiymiş ya bu. Heh, eyvallah kardeşim. Bana baksana. Sen neyle aldın lan bu harfiyi? Hangi parayla aldın? Oğlum ne diyorsun? Ya sarhoşsun, git işine bak. Ne sarhoş lan? Sarhoş mu alış değilim ben? Sen neyle aldın bu harfiyi, onu söyle. Burak işine bak oğlum, bak git. Burak ya, onu ben aldım. Lütfen sakin olur musun? Ya siz kimi kandırıyorsunuz ya? Sen neyle alacaksın bu harfiyi? Hangi parayla alacaksın? Oğlum kendine gel, ne diyorsun sen? Nasıl suçlama lan bu? Sen çaldın değil mi lan saatimi? Bu herif saatimi çaldı. Saatimi çalıp aldı. Sen ne diyorsun? Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Saçmalama. Ya ne var lan? Niye böyle hep benim üstüme geliyorsunuz ha? Burak, yanlış yapıyorsun şu an. Ne yanlış yapacağım ya? Herkes duysun. Bu herif hırsız. Lan sen ne diyorsun? Oğlum dur. Bak daha çok değilsin. Hata yapma sakın, tamam mı? Burak! Onur! Ayırsanıza bu çocuğu! Yapma böyle bir adam! Yapma! Asya! Asya! Ayıp sana Asya. Lan. Asya! Tamam dağılın abi, dağılın. Bırak, dağılın bırak, abi. Bırak, bırak. Uzaklaştırın hadi. Burak hadi, hadi. Çok sakin ol. Burak. Ne oldu sana, iyi misin? Değilim Sevda. En yakın arkadaşıma iftira attım ya ben. Ben tam bir gerizekalıyım ya. Niye böyle oldu Sevda? Eskiden her şey çok güzeldi. Doğru. Eskiden her şey çok güzeldi. Şimdi saçma sapan bir şey oldu ya hayat. Belki de. Keşke büyümeseydik. Gözde nerede? Niye yanında değil? Biz ayrıldık. Ayrıldınız mı? Burak bu o kadar kolay bir şey mi? Siz de ayrıldınız. Demek ki Kore'yi sevmiyormuşsun. Ben Kore'yi seviyordum. Çok sevdim. Gözde! Gözde! Neredeydin sen? Hiç öyle hava almaya çıktım. Bizimkiler nerede? Parterken dağıldı. Ya sen bilmiyorsun tabii. Onur'la Burak birbirine girdi. Parti dağıldı. Birçok kişi gitti. Nasıl yani? Burak nerede şimdi? Bilmiyorum ki. Gel şuraya bakalım. Eskiden hep benim için ağlardın. Şimdi Kore için ağlıyorsun. Burak niye hep ağlayan ben oluyorum ya? Bana karşı artık hiçbir şey hissetmiyor musun? Hissetmiyorum. Emin misin? Eminim Burak. Ben artık seni sevmiyorum. Ne zaman anladın bunu? Birkaç dakika önce. Şimdi? Hissetmiyorum.
yüzü. Ne yaptın? Bulamadım sen. Fuk. Ne yapacağız ya? Devam edelim hadi. Tamam. Kızlar, Gözde'yi gördünüz mü? Yok, görmedik. Koray, ya bizim Burak'la gittiğimiz gizli bir yer vardı. Bir oraya bakalım mı? Olur. İyi, hadi. Ya pardon, Gözde'yi gördün mü? Hayır, yok görmedim. Emirhan, Gözde'yi gördün mü? Hayır, görmedim. Ya yok. Yok ya, yok. Yok. Arkadaşlar, Gözde'yi gördünüz mü? Hayır, görmedim. Gel buraya. Gözde. Gözde, bırakma kendini. Nefes al Gözde. Gözde nefes al. Etrafına gidebileceği her yere baktık. Yok. Nerede olduğunu bilen de yok. Kuraylar ne yaptı? Bulmuşlar mıdır acaba? Bulsalar yazarlardı kızım. Arkadaşlar nedir durum? Yok. Yok abi, bulamadık. Ya bu böyle olmayacak. Ben artık gerçekten endişelenmeye başladım. Hayat Hoca'yı arıyorum. Aynen aynen. İşin rengi değişmeye başladı. Sen ara bence. Bir işinizi de ben size halledim değil mi? Zeynep. Alo? Ne? Nasıl? Baktınız mı her yere? Tamammış hayat. Tamam, sakin olun. Tamam. Tamam, geliyorum ben. Geliyorum, tamam. Ay Allah'ım yarabbim. Bıktım artık ben bu kızın bu dertlerinden ya. Ne olmuş? Bu kız beni sonunda öldürecek. Yok, ortada yok yine. Uzun zamandır da yokmuş. Her yere bakmışlar, bulamıyorlar. Okula tamam. Gidelim cerrah, ne olur. Tamam, sakin ol. Zaten yakınız. Özgür, Hayat'ın okuluna gidiyoruz. Bir haber var mı? Yok. Yok. Ulaşılmıyor abi, ulaşılmıyor işte. Kesin var ya, Burak kaçırdı Gözde. Abi ne alakası var ya? Onu var ya bak, elime geçireyim, öldüreceğim onu ya, öldüreceğim. Saçmalama ya. Sakin ol. Ya Zeynep, sen en iyisi Gözde'ye bir mesaj at. Açar açmaz yürür. Doğru diyorsunuz. Ya ben böyle bir mesaj atmadım ki Gözde'ye. Ne mesajı? Ya
hemen okulun bodrumuna gel, konuşmak istediğim çok önemli bir şey var demiş. Ama ben demedim bunu. E biri niye senin telefonundan böyle bir mesaj atsın ki? Bilmiyorum. Mesajı kendi telefonundan atarsa Gözde'nin gelmeyeceğini biliyor. Kesin Burak. Gözde'yi bodruma çekmek için yapmış. Bodrum! Bodrum'da var! Bodrum! Bodrum! Hocam! Zeynep neredeler? Hocam galiba ablanın bodrumundalar. Ne işleri var bodrumda, kiminle? Ayrıntısını sonra öğrenirsin hayat, hadi. Hocam, çabuk. Burak'la ilemişler hocam galiba. Burak! Yüklen, yüklen. Oğlum, bir şey söyleyeceğim. Koku ne lan? Arkadaşlar, gaz kokuyor. Arkadaşlar, eğer gaz kokuyorsa bunlar da içerideyseler. Burak! 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 Gözde! Gözde! Hocam bilmiyoruz, bu dolabama ses geldi içeriden. Kesin var ya, o çapsız gitti de onu kesin. Buralar atanır nerede? Bu ne? Müslüman! Müslüman çalışlar! Müslüman! Seni aşkım benim. Tamam sakin ol hayat. Gözde! Sakin ol lütfen sakin. Ambulans aradınız mı? Ambulans numarası neydi? 112. Kıvılcım çıkarsa içerisi gaz dolu, patlarız. Müstak abi, bodrum. Bodrum kattaki kapının anahtarları lazım, çabuk. Anahtarlar nerede abi? Müstak abi, anahtarlar lazım. Versene ya, çabuk. Ne diyorsunuz siz ya? Abi, anahtarlar diyoruz. Abiciğim, bodrum kattaki kapının anahtarları lazım. Acil durum, hadi. Anahtarları veremem. Onlar bana zimmeti öyle. Her önüme gelene anahtar veremem. Size hiç veremem. Abi, arkadaşlarımız gaz dolu odada kilitli kaldı. Hemen anahtarları vermezsen abilik diye bir şey kalmayacak Müstahak abi. Next. Niye baştan beri de söylemiyorsunuz? Söylüyoruz ya. Abi, baştan söylüyorum. Acil durum. Faturaya bak bir tanem ya. Sanki röntgen filmlerini Spielberg çekti. Allah Allah. Aa, bunlar bizim çocuklar değil mi? Yavrularım, beni ziyarete gelmişler. Ya gel. Yavrum. Ne oluyor lan? Şişt, dur bakayım, gereksiz. Oğlum, siz beni ziyarete gelmediniz mi? Yok hocam, Gözde'yle Burak gazdan zehirlenmiş. Onlar için geldik, acile gidiyoruz. Ne dedi bu gereksiz ya? Gözde'yle Burak gazdan mı zehirlendi dedi? Ay canım. Allah Allah. Bir gün aklımı çıkaracaksın yerinden. O kadar korkuttun ki beni Gözde. Abla iyiyim ben, bir şeyim yok benim. Bu bakışı biliyorum ben. Bana yine kızgınsın değil mi? Kızgınım. Bak hastayım diye çekiniyorsan çekinmene gerek yok. İyiyim ben. Gözde, şu an burası konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Benim damarıma basma. Eve gidince
abla kardeş konuşuruz, tamam? Abla ne konuşacaksak konuşalım işte. Belli ki başıma gelenler için beni suçluyorsun. Gözde, ben seninle tartışmaktan çok yoruldum. Takatim kalmadı artık. Anlatabiliyor muyum? Bana diyorsun ki Burak'la görüşmüyorum, sonra öğreniyorum ki Burak'la görüşüyormuşsun. Abla ben Burak'la görüşmüyorum, düşündüğün gibi değil. Zaten hiçbir şey benim düşündüğüm gibi değil. Bir sen bir şeyler söylüyorsun, senin söylediklerine inanıyorum. Ben bir şeyler düşünüyorum ama sonra bir öğreniyorum ki hiçbir şey benim düşündüğüm gibi değilmiş. Tamam, haklısın. Bana inanmaman benim suçum, bu yüzden seni suçlayamam. Evet. En iyisi sus. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Hocam, özür dilerim ama bu sefer Gözde gerçekten haklı. Yani Burak Bodrum'a çağırmak için Gözde'yi benim ağzımdan, benim telefonumdan mesaj atmış. Ne diyorsun sen? Bakın. Hemen okulun Bodrum'una gel, konuşmak istediğim çok önemli bir şey var. Biz ne yapacağız bu çocukla şimdi? Ha? Ne yapacağız? Ben 40 defa söylemedim mi sana? Okuldan bir arkadaşına flört etme, gönül ilişkisi kurma. Kime dedim acaba? Al bakalım yeni bir olay daha. Buyurun. Kendini nasıl hissediyorsun Burak? Daha iyi misin? İyiyim cerrah bey, sağ olun. Lan sen nasıl adamsın ya? Ha? Nasıl bir adamsın sen? Buray, sakin. Ya sen bu kıza çıktığından beri kızın başına gelmeyen kalmadı be. Kız kayboldu. Videosu internete düştü. Bir gazla zehirlemenin kalmıştı, onu da yaptın. Oğlum abuk subuk konuşma lan. Sen ne olduğunu nereden biliyorsun ki? Uzak duracaksın ondan, uzak duracaksın! Koray, saçmalama. Saçmalama. Ya Koray, bir kendini kontrol eder misin? Burak da Gözde de ölümden döndü. Tamam. Sadece konuşacağım. Sevdacığım, izninle. Tamam, daha sonra konuşursunuz. Hadi dışarı. Burak, geçmiş olsun. Sağ ol. Bir de öpücük konursaydın hayata döndü diye. Koray. Ya ben çıkıyorum ya. Seninle öğretmenin olarak değil, son kez Gözde'nin ablası olarak konuşuyorum. Gözde'den uzak duracaksın. Kardeşim seninle görüşmeye başladığından beri başına gelmeyen kalmadı. Kardeşimi ölümden döndürdün, yeter artık. Hocam olanlar sadece bir kazaydı. Benim de bir suçum yok ki. Öyle mi, senin suçun yok? Neden o zaman Zeynep'in telefonundan Gözde'ye sahte mesajlar atıyorsun oğlum? Ya tamam, haklısınız. O konuda suçluyum ama ben sadece Gözde'yle konuşmak istemiştim. Gözde seninle görüşmek istemiyor Burak. Hocam, Gözde beni yanlış anladı. Ya benim bir şekilde ona gerçekleri, doğruları anlatmam lazım. Burak, bizim senden tek bir isteğimiz var. Gözde de bunu istiyor, ben de bunu istiyorum. Gözde'den uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Yeter. Ne oluyor lan bu? Doğruluk mu, cesaret mi oynuyorum? Nasıl yani? İkisi de seninle olmayan özellikler olduğu için anlamaman çok normal birader. Ne diyorsun hanım sen? Ne kadar cesursun çok merak ettim bak. Merak mı ediyorsun? Evet. Tahmin edemezsin. O zaman oynayalım. Ben her türlü varım. Ya tamam. Hadi siz başlamayın şimdi. Ne oluyor burada? Ne iş var senin yerde? Kalk bakayım. Ne oluyor? Hocam, arkadaşı kamu hizmetini açtım. O ne demek şimdi? Yani kirli ayakkabılarla sınıfa girmeyelim diye ara gazı paspas yaptım diyelim. Hayret bir şey. Hadi geçin yerinize. İyi ki sessiz durun dedim. Hadi gülme, hemen yürü. Biraz çırpalım. Hadi yerinize. Bu ne ya? Bu ne? Evet.
hayati bir önem taşıyan ilk yardım konusunda bir uzman arkadaşımız geldi. Size bu konuda güzel güzel ders verecek. Buyurun. Sessiz. Sunuluğu bırakın. Evet. Oğlum, ben hasta oldum. Bu hastalık bulaşıcı galiba. Baksana sınıfın tüm erkeklerine bulaştı. Hastalık belirtisi erkeklerde ağız açıklığı. Ağzına kan sal ya. Kadına tren muamelesi yapmayın. Şişt, tamam hadi. Buyur. Sanırım okulunuzda üzücü bir olay yaşanmış ve acil ilk yardım yapılması gerekmiş. Ancak bu konuda hiçbirinizin yeterli bilgisi olmadığı için panik yaşamışsınız. Evet, biraz öyle oldu. Şimdi şu iki arkadaşımız çok gaza gelmiş. Pardon, yani zehirlenmişler. Biz de onlara yardım edelim derken ben bunu aldım böyle buradan böyle. Evet, ilk olarak isterseniz kalp masajı ve suni teneffüs nasıl yapılır onu anlatalım. Hocam ben gönüllüyüm. Yok hocam, bu konuya bir manken aranıyorsa o ben olmalıyım. Beni seçin. Hocam, ben şimdi çıkarım. Çok iyi yaparım. Hocam önce beni el kaldırdım lütfen. Hocam, her önüne geleni öpen bir arkadaş da olur. Suni teneffüs de aynı şey nasıl olsa. Gönüllüye ihtiyacımız yok çünkü bir mankenimiz var zaten. Buyurun lütfen. Manken mi? Çok. Merhaba arkadaşlar. Oğlum abi dilim öpecek, böyle bir şey olamaz. Evet, gönülleri göreyim. Bakayım hala neredeler? Aa, yoklar. Ne oldu hadi sen? Mankeni getirir misiniz Abidin Bey? Hemen geliyor. Ya. Abidin Bey mi? Bey dedim. Gideceğim mi? Evet, her yıl 100 bine yakın insanımız kalp durması yüzünden hayatını kaybediyor. Bu da kalp masajı, suni teneffüs ve ilk yardım bilgisi sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunun başka bir kanıtı. Özellikle benim çok ihtiyacım var. Kalbi durmuş birisine yapılacak ilk işlem profesyonel sağlık yardımı yani 112'yi aramak olacaktır. Neymiş yani? Önce cep telefonunuzla mesajlar atmak, efendime söyleyeyim hastayla selfie çekmek yerine ne yapıyormuşsunuz? 112'yi arıyormuşsunuz. Daha sonra kalbi durmuş olan kişinin bilincinin kapalı olduğundan, soluk almadığından emin olmamız gerekiyor. Daha sonra kalp masajı ve suni teneffüse başlayabiliriz. O teneffüs dediği de sizin daha zil çalar çalmaz dışarı fırladığınız teneffüs değil, hayati önem taşıyan, insanı hayata döndüren teneffüs, suni teneffüs çocuklar. Hocam ama o teneffüsler de bize hayat verir. Peki. Kalp masajı yapmak için ilk önce iki tane C işareti yapıyoruz. Evet. Böylelikle göğüs kafesinin tam orta noktasını buluyoruz. Daha sonra sağ elimizin ayasını bu orta noktaya bastırıyoruz ve sol elimizin parmaklarıyla sağ elimizi kenetliyoruz. Sonrasında 30 kez masajı tekrarlıyoruz ve suni teneffüse geçiyoruz. Evet, temposunu ayarlayabilmek için de içimizden 1 ve 2 ve 3 ve diye sayıyoruz. Tamam? Evet. Yapın, göreyim. Hocam böyle mi? Sırtında değil, sırada. Evet arkadaşlar, en sık görülen yaralanmalar kırık, çıkık ve burkulmalar. Şimdi bu tarz bir yaralanmayla karşılaştığınızda nasıl ilk yardım yapılır onu anlatacağım. Nasıl yapacağız? Sessizlik, bu konu benim için çok önemli. Çünkü ben arada sırada böyle kol bacak falan kırdığım için konuyu iyi dinlemem lazım. Çıkıntılık yapan olursa affetmem, vurarım net. Şşş, tamam. Öncelikle yaralının gereksiz hareket ettirilmemesi gerekiyor. Çünkü gereksiz yapılan her hareket kırık ve çıkık bölgesindeki dokulara zarar, yaralıya da acı verecektir. Yani neymiş arkadaşlar? Yaralının orasından burasından çekiştirmiyoruz. Çünkü o yaralı. Bozulan her şeyi vurarak tamir etmeye çalışan bir toplum olduğumuzu lütfen unutalım. Hocam, uygulamalı öğrenmekte fayda var. O yüzden ben diyorum ki Asya arkadaşımızın omzunu çıkarayım. Böylece öğrenebiliriz. Sessiz. Bir kişiyi alabilir miyiz hocam? Hocam ben. Beni alın hocam. Hocam ne olur. Sevda gel. Çok şanssız. Evet. Farz edelim ki arkadaşınız... Hocam, bence çok doğru bir karar verdiniz. Malum Sevda arkadaşımızın bu aralar kalbi kırık. Siz ona göre bir tedavi uygularsınız. Taran, gevezelik etme. Oğlum ne var ya? Sen Sevda ile offline olmadın mı zaten?
Eğer çıkıklık yapacaksan konunun gelmesini bekle. Sus. Evet, farz edelim ki arkadaşınız kolunun üstüne düştü ve kolunu kırdı. Öncelikle kırılan yerin tespit edilmesi gerekiyor. Hocam çok kolay. Şimdi yerinde durabiliyorsa zaten kırılmamıştır. Malumunuz. Kırılsa duramaz. Hocam ya bu çene kırıklarını nasıl halledeceğiz? Malum ben birazdan arkadaşın çenesini kıracağım da. Oğlum sussana. Bu konu önemli dedim. Arkadaşlar kırılan yerin tespiti derken kırılan yerin sabitlenmesi ve tedavi sürecinden bahsediyorum. Teşekkür ederim hocam. Ayrıca eğer mümkünse bulabiliyorsak sert bir tahta cisimle kırığı, kolunu yani sabitliyoruz. Gördünüz mü? Bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Nasıl duruyor? Bakın iyice. İşte bu kadar. Arkadaşlar unutmayın ki ilk yardım hepinizin öğrenmesi gereken bir şey. Çok önemli ama böyle bir derste olacak bir şey değil. Bence hepinizin gidip bir ilk yardım sertifikası alması gerekiyor. Bu çok önemli. Bir yaralıya yapacağınız yanlış bir müdahale başına gelen kazadan çok daha zarar verici olabilir. Unutmayın. Kızılay'ın 24 ilde 33 tane ilk yardım merkezi var. Hepiniz gidip oradan birer ilk yardım sertifikası alabilirsiniz bence. Size de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sunuda çok teşekkürler tatlı şey. Doğruluk cesaret oynamak isteyen varsa oynayalım abi. Oyun çok eğlenceli. Kızlardan cesaret oynamak isteyen varsa Burak'la çıksın. Yani bayağı eğlenceli oluyor. Nerede kimle yakalayacağınız belli değil. İyiymiş. Abi. Kaval kemiğine taban girdi resmen. Burak artık 2 ay sahalardan uzak kalır. Net. Burak ne olacak abi bu durum? Vallahi bilmiyorum ki abi ya. Ne yaptıysam konuşamayacağım. Vallahi birader. Son olanlardan sonra ben olsam ben de konuşmazdım. Ya abi sanki üzerimde bir lanet falan bir şey var ya. Ya nereye elimi atsam elimde kalıyor abi. Zamana bırakacaksın abi. Zaman her şeyin ilacı. Oğlum siz ne öyle eften püften cesaret oyunları falan? Beğenmedin mi? Beğenmedim tabii. Allah Allah bir de oyun beğendireceğiz burada. Tamam bak. Evet. Burak'ı seviyorum. Ne yaptın? Karar verdin mi? Kapışıyor muyuz? Doğruluk mu cesaret mi? Ha? Senden korkan senin gibi olsun oğlum. İyi. O zaman görelim cesaretini hadi. Ne istiyorsun? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bunlar gene saçma sapan bir şeyler yapacaklar ya. Millete haber verelim çabuk. Abi ya. Burak'la Koray doğruluk mu cesaret mi oynamak için tepe yoluna gittiler. Herkes onları izlemeye gitti. Ne diyorsun sen ya?
yapmayın. Saçmalamayın. Hayır şey ya. Hayır ya. Bu yapmanızı bir mantık var mı? Tamam kesin ya. Tamam bir sakin olun ya. Bir şey yok. Senin doğruluk mu cesaret mi dediğin bu muydu? Motorla yarış mı yapacağız? Evet. Evet ama ters trafik. Ters trafik. Ne ya? Korktun mu? Ha? Ne korkacağım oğlum? Yarış nerede bitiyor onu söyle. Buradan başlayıp kavşağın sonuna kadar. İlk ulaşan kazanır. Bana uyar. E hadi. Abi saçmalamayın ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yaptınız zannediyorsunuz? Koray yapma. Ölümle şaka olmaz. Ya bu yaptığınız aptallık. Saçmalamayın, yapmayın. Tamam Gözde, bir şey yok ya. Doğruluk mu, cesaret mi, nasıl oynanır herkese göstereceğiz. Allah aşkına. Ne tehlikeli iş yapıyorsunuz Koray, Burak. Beyler, bakın saçmalamayın. Bu yaptığınızın cesaretle alakası yok. Bu bildiğin intihar ya. Oğlum siz manyak mısınız? Ben bile bu kadar gaza gelmiyorum. Lan oğlum bak ölür gidersiniz. Yapmayın. Yok abi. Tamam abi. Abi sen yapma. Burak bir bak. 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 Yeah.
soruya bu cevap verilir mi Sevda, ha? Kılsız Sevda. Başın dertte Sevda. Efendim Nedim? Ne? Nasıl? Sevda? Tamam, tamam, tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Kapat, tamam. Sevda içeride işte. Her şey sizin yüzünüzden oldu. Ya ben ne yaptım ya? Abi nasıl ne yaptım ya? Ters yönde yarışmak ne demek lan? Kız sizi durdurmak için resmen kendini feda etti. Net. Onun sayesinde hayattasınız belki de. Aynen abi. Böyle saçmalamasaydınız olmayacak. Arkadaşlar bir sakin olun ya. Şu anda önemli olan Sevda'nın durumu. Arkadaşlar hadi geçin oturun şöyle biraz. Sakin olun ya. Sen de kendine gel. Çocuklar. Böyle oyun mu olur? Ha? Siz ne saçmalıyorsunuz benim karşımda? Ne zaman gelecek sizin aklınız başınıza? Ha? Bir arkadaşınızın canına mal olduğu zaman mı? Yazıklar olsun size. Siz ikiniz özellikle. Hiç ağlamayın benim karşımda. Hiç. Önce ortalık yangın yeri olsun, ondan sonra gözyaşı dökün. Aklınızı başınıza toplayın. Hocam, ne deseniz haklısınız. Arkadaşlarımın bir suçu yok. Bütün suç benim. Asıl suçlu benim hocam. Bak. Sevda'ya bir şey olursa kendimi asla affetmem. Ama ne olursunuz, şu an sormayın bunun hesabını benden. Sadece Sevda görmek istiyorum ben şu an. Ya açın kapıyı! Görmek istiyorum Sevda'yı, açın kapıyı! Koray, ne yapıyorsun? Hocam, Sevda'yı görmek istiyorum ben. Burası hastane, sessiz olur musun? Yaptığın şeyin Sevda'ya hiçbir faydası yok. Aklınızı başınıza devşirin. Kalp kalbe karşılıklı. Bir öğrencime çarptılar. Sevda'ya. Hastanedeyiz biz. Koray hiç iyi değil. Bir gel istersen. Hangi hastane? Ben şimdi konuğu gönderiyorum sana. Hemen geliyorum. Thank you.
Sevda. Ne durumdasın? Nasılsın bilmemek öldürüyor beni. Sakın. Sakın bir şey olmasın sana. Sana bir şey olursa... Burak da çıkmış kız. Acı ederim kız. O yüzden hemen ayağa kalk. Daha sana aşık olduğum, seni deliler gibi sevdiğim, o insanın içinde bir geçen güzel gözlerine bakarak söyleyeceğim. Her ihtiyacım olduğunda bana uzattığın o ellerini tutarak söyleyeceğim. Sevda. Seni seviyorum. Sevda'yı mı? Sevda nasıl doktor bey? Çok şanslı arkadaşınız. İç kanama riski ortadan kalktı ama tahlil ve filmler için bir süre müşahede altında tutacağız. Oh be, şükürler olsun. Peki, şükürler olsun ya. Teşekkür. Peki doktor bey, görme şansımız var mı? Fazla yormamak şartıyla bir kişi girebilir. Hocam ben gideyim. Bir dakika, sessiz lütfen. Koray, sen gidebilirsin. Ama bu sefer anons yap. Peki. Teşekkürler hocam. Siz de sessizce oturun, bekleyin. Nasılsın? İyiyim. Kaç tane dikiş attılar sadece. Ondan izi bile kalmayacakmış. İzi bende kalacak ama. Sana arabanın çarptığı anı hayatım boyunca unutmayacağım. Gittin sandım. Bir daha hayatımda olmayacaksın sandım. Öylesine kala kaldım işte. Yok. Benim hatam canım. Sevda. Benim sana söylemem gereken önemli bir şey var. Biliyorum. Bütün hastaneyle birlikte duydum. Sadece hastane değil. Bütün dünya duysun. Seni çok seviyorum Sevda. Uyanıp gece uçalım yine ya. Beni geçmişime bırakıp. Ben de seni seviyorum. Hocam ben olanlar için gerçekten çok özür dilerim. Tamam artık özür dilemeyin. Bununla gelmiş geçmiş olsun. Aklınız başınıza gelmiştir umarım. Sevda nasıl? Koray. Arkadaşlar Sevda çok iyi. Oh be! İşte sonunda iyi bir haber.
Cerrah? Abi, Sevda çok iyi. Ya kötü olsaydı, ha? Ya ölseydi, ya sakat kalsaydı? Bunun ağırlığını taşıyabilecek miydin Koray, ha? Sadece Sevda değil, arkadaşlarının hayatını da tehlikeye atıyorsun. Ters trafikte motorla gitmekle. Hani bana verdiğin söz? Ne çabuk unuttun? Sevdiklerinin ölümüne sebep olma konusunda sen mi ders veriyorsun bana? Şişt, ha? Şişt, bak yapma. Tamam, tamam. Ne yapıyorsun? Konuşma daha bitmedi. Şişt. Bu konuşma daha bitmedi. Kadın acısını çıkaracağım sana.